Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner, Bilyoner FC'yi sunar. Evet Beşiktaş spor <laughs> maçıyla devam ediyoruz. Edelim edelim, edelim güzel, güzel, maç. Maç. güzel vallahi, maç. Vallahi güzel. Dediğimizi tam tersi bu maç. Evet. Yani biraz öyle derbiyle alakalı dediklerimizin Çok tam şey tersi bir maç Şimdi öyle. Arda Turan e, ha, kendi de kariyerinde hatalar yaptı, hayatın hatalar yaptı ve bunları bunları mert bir şekilde ve kendisine yakışan biçimde bir böyle basın toplantısı belgesel tarzı süreçte aynen çok salakmışım demeye getirdi ve kendiyle de dal geçti. Bu çocuk teknik direktörü beyaz sayfa açmak istiyor. Bazı hamına mamına konuşan kişiler gibi değil kendisi. Onu söyleyeyim. Yani yaptığı hataları farkında. Ee, teknik direktörlükte de kendisi bu maç hariç başarılar biliyorum. Onu söyleyeyim <laughs> ya. Şöyle e, yeni çıkan takım için yani yeni teknik direktörü vizyonunu doldurdu şu ana kadar oynattığı oyun. E, Eyüp Spor'un oyun karakteri ki kendi iç sahası yok yani. Hani. Ha bu arada ben Beşiktaş'ın böyle Eyüp sporla oynamasından dolayı şöyle bir de şeref var. İlk kez benim zavallı futbolculuk kariyerimde böyle rakip olduğum bir takım Beşiktaş'a rakip oluyor. <laughs> İlerleyen yıllarda anım Kendimi o yüzden iyi hissediyorum. Beşiktaş-Eyüp. Ramiz dedim mezarı da Eyüp'te. E, çok büyük Beşiktaşlıydı. E, onun maçlarına da bizi götürürdü falan filan. Yani orada oradan Rayif abiye selamlar. Günümüze dönersek en gençlerinden biri sahanın. Semih ve Mustafa Erhan Ekimoğlu gol atar iddiası henüz böyle açılmamış. Açılırsa değerlendirin derim. 2. Beşiktaş iki maçta böyle kapalı savunma oynayan rakiplerine karşı önce böyle Sivas, daha sonra Trabzonspor. Trabzonspor mecburen oynadı. Çok erkenden 10 kişi kaldığı için. Hakikaten böyle derin savunmayı kendi kalesine 20-25 metrede kurulan savunmayı aşmak Barcelona için bile bazen zor olabiliyor. Real Madrid için bile Valladolid maçında gördüğümüz gibi zor olabiliyor. O zaman Beşiktaş'ın oyun tarzına bakınca Beşiktaş-Eyüpspor maçı çok şey vaat ediyor. Eğer Beşiktaş savunması, kalecisi ekstra hatalar yapmazsa bir kere Beşiktaş kazanır. Ama her şekil Eyüpspor Beşiktaş'a karşı tehlikeler bulur. Oyun gitgelli olur, zevkli olur. Maç içinde özellikle ilk yarıda büyük bir böyle çekişme bekliyorum. Belli dakikadan sonra artık böyle teknik direktörlerin oyuncularla karşılıklı etkileşimidir bence futbolda başarının anahtarı, yolu kestirme yolu ve orada şu var. Arda Turan tam anlamıyla da hayal ettiği gibi bir takım kuramadı bütçeden dolayı. Yani evet. transferde adı geçenler için Lirola falan Marsilya'da kaldı. Ya işte Beşiktaş'ın bir takım eski oyuncuları var. Onlar Eyüp Spor'da. İyi ki bu maç Eyüp Spor'da Ama, Ama ilerleyen da. maçlar için hem Eyüp taraflarına hem de Arda Turan'a <laughs> Eyüp Sultan sabrı dilerim o oyuncu için. Gerçekten şimdiden. Ben Beşiktaş'ın özellikle ikinci yarıda bu maçı kazanacağını. iki buçuk üst mü, üç buçuk üst mü? Nihai kararı da... Siz Maruş Hakemleri memnunceyim. En büyük kralı Ilgaz Çınar'a bırakmayı abi, düşünüyorum. Benim yaz yazım... Üç buçuk üstü yazmışsınız. Dört buçuk üstü yazdım. Dört O zaman ben Gördü. olarak... Dört <laughs> buçuk Ben karar veremedim. Evet. Sen dört buçuk üstü Ben dört buçuk diyorum abi. Çünkü... Maşallah. E, Yo, Eyüp Spor'un bu geçen seneki... Ağzından ise, gol damlıyor. E, kendi kategorisindeki rakiplerle oynadığı maçları da göz önünde tutarak söylüyorum ben bunu. Yani geçen sene Tamam ligin baş altındaki takımların hepsini yenmişti zaten Eylül Çok önceden bayağı yüksek bir puan yakalamıştı işte ama atıyorum Sakaryaspor, Spor, Kocaeli Spor maçları, benzer maçları, Göztepe maçların hepsinde e, kalesini de savunamadığı gibi yani istediği sonuçları da alamamıştı tam olarak Arda Turan ve gollü maçlar geçmişti. Hatırlıyorum yani. Hatırlıyorum. E, bir 2-3 gol yediği maç vardı mesela. Rakibinin 10 kişi kalmasına rağmen 2 gol yediği maçlar vardı. Bu maçlarda geçen sene bir de Beşiktaş'la e, ZTK'da da karşılaşmıştı. bir evet, Zira fark, Türkiye fark, Kupası'da. Bir anda, fark bir anda gitti. farkın gittiği maçtı. Ben, ki o Beşiktaş, Beşiktaş değil. Şimdi tabii burada ya. kadro kalitesi daha iyi e, EYB adamları var e, ve Mert Gündoğan belki yakın mesafeden şutlarda çok büyük sıkıntı yaşamasa da e, Samu Sayz gibi daha orta mesafeli şutlarda ki adam köşeleri de bulabiliyor Hakikaten bulabiliyor ve Samu Sayz'in Türkiye'deki ilk golü de Beşiktaş'a yanlış hatırlamıyorum. Sen, Sivas Depresyon'a İlk golü ama attığını çok net hatırlıyorum. Aa, hatırlıyorsun değil mi? Ben de ilk golü diye hatırlıyorum. Evet. Samus de hatırlıyorum Samu ilk golü de hatırlıyorum. Öyle benzer şeyi de göre görebiliriz yani tek taraflı Beşiktaş'ın 4.5 buçuk değil de. Biz, yani 4-1 5-2'lik falan böyle acayip bir skor bekliyorum ben maçtan yani. O yüzden 4.5 istiyorum. Şimdi seni söylediklerim ben rakamlarla böyle biz boş konuşmayız biliyorsun. Değilmiş. Lütfen rakamlarla <laughs> oturduk çalıştık. <laughs> ya şimdi Alanya, Bodrum, Sivas, Trabzonspor ve Kayseri maçları hepsinde mesela RCS rakibin ceza sahasına girme sayısı 20'nin altında bir tane maç var. Hepsi 24 var, 25 var. Hep şans vermiş sadece şut değil. E zaten e, şut sayısı da yani 18 Bodrum Spor ki hani gökteğinizle puşkaş dışında şey skor tehdidi olmayan bir takıma da 18 şut tehdidi veriyorsun. Evet. Yani Be Beşiktaş bunları hayli hayli geçer. ve işin üstüne Berke iyi bir kaleci bak Berke bu sezonun Flash isimlerinden birisi. Zaten yetenekli kaleciydi. Yetenekliydi, tecrübeyi de buldu. hemen Berke çocuğu kardeşim. iki maçta bir kova yaptı yani. Ya bu kalecilik çok zor bir şey. Yani Berke Fenerbahçe'ye geldiğinde 17-18 yaşında genç bir kardeşimizdi. Sonrasında çok zor tecrübesizliğine bağlı olarak çok zor günlerde geçirdi ama bence bir adım geri attı. Harika bir iş yaptı. Süper Lig'de olmasa da TFF birincilikte devamlı oynadı. Şimdi de Süper Lig'de kariyeri bence muazzam gidiyor. İlk haftalarda böyle Uğurcan'la beraber en iyi kalecisi ligi. Var. Allah'tan onu yemedi. Onun dışında hatasız gidiyor. Uğurcan'dan sonra en iyi kalecisi bence performansı de, ligi. Bence artı ama... böyle de ekleyeyim. Livakovic de bu sezonu çok iyi başladı. Çok. Ama çok top gelmiyor. TFF birincilikte ee, görev yaparken Arda Hoca yani Eyyubi devre aldığında ya biz bu ligde hani uzun top oynanır. Orta saha futbolun anlamı yoktur gibi düşünceler vardır yani daha böyle fiziksel. Ya biz bu ligde top oynayacağız demişti ki gittiği statlar rakipler buna uygun olmamasına ben ve oynayarak kazan. Sen dediğin durum da oradan biraz çıkıyor aslında. Ee, çok gol yeme işi. Yani pasla oynamaya çalıştığın zaman TFF birincilikte daha fazla hata yapıyorsun. Aynı futbolu Süper Lig'e taşıdı. Ee, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani kısa yolları değil de bir oyun stili oluşturarak var olmaya çalışıyor. Saygı duyuyoruz. Umarım başarılı olur. E Diego Simeone ile Luis Enrique ile çalıştıktan sonra da bunu yapması tabii, gerekiyor yani, zaten yani. Bir ikimini Arda hoca şimdi. Ee, i̇yi bir kulüpte de kullanıyor. Kendisine fırsat veren, alan açan bir kulüpte zaten şampiyon oldular. Ama Beşiktaş bu sezon en formda takımı. Çok fazla silahı var. Şimdi o silahların arasında ben çok hayran olacağım Mario gibi bir oyuncu daha eklendi. Hani Eyüp Spor Anladım. gerçekten de bir plan dahilinde. Şans eseri futbolda vardır çünkü. Atarsınız bir tane sonra yemezsiniz bir şeyler olur ama o planına sadık kalarak eğer İnönü'de, Tüpraş Stadı'nda puan belki galibiyet alırsa bak sadece şey için değil, Eyüp Spor için değil ama bence Beşiktaş yenecek, farklı yenecek bunu söyleyeyim. Ee, Vallahi bu lig için iyi bir şey olur ya. Genel anlamda yok ya takım, Bir dahaki yok. maçlarda yapsın canım. Ya yani. tamam bir dahaki ben biliyorum <laughs> Böyle, Bence, bence yani bu oyuna devam etsin yani bak, kesin olacak ilerleyen üç büyük, yıllarda. Beşiktaş'a yapabilir. Yani Başakşehir bir takım daha lazım ama diğerleri çünkü sıraladığın zaman Konya'yı seyrettik, Antep'i seyrettik, Hatay'ı seyrettik. Bakın Rızacı'dan sonra yine seyreteceğiz. Birileri lazım ya bu takıma, kulübe. Ne kulübe ya? Lige. Lige. Diyorum ve diyorum ki olmaz, evet, 4 bin Beşiktaş diyorum. <laughs> ma yani. Skor. nefis o zaman sizlerin yorumları işte ışığında ben durumu ele alalım iki buçuk üst garantide kalıyorum neden daha sonra bir açıklayacağım sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner Bilyoner fc'yi sundu